Uzmanlara göre çağımızın hastalığı dijital obezite. Ama bu obezite bildiğiniz gibi değil. Sosyal medyada fazla zaman geçirenler videoydu, fotoğraftı derken doyum noktasını kaybediyor, daha da fazlasını tüketmek istiyor. Bu da dijital obeziteyi tetikliyor. İşte yeni çağın yeni dijital hastalığı. Yedi saatimizi internet başında geçiriyoruz. Hepimiz aslında birer dijital obez adayıyız. Obez böyle çok şişman olmak. Nasıl obez? Dijital obez. O ne demek? Kafa şişmesi olabilir. Aslında fazla tüketilen her şey obez yapıyor. Hatta tüketilen şey sadece fotoğraf veya video olsa bile. Sosyal medya tüm alışkanlıklarımızı olduğu gibi hastalıkları da değiştirdi. Analog sağlık problemleri artık dijitale dönüştü. Sürekli telefon başındalar. Doyma noktasını kaybettik. Dijital obezlere doğru devam etti süreç. Nasıl ki yakamayacağımız kadar fazla kalori almak obeziteye neden oluyorsa fazla bilgi ve içerik de dijital obeziteyi tetikliyor. O zaman obezim. Annem kısıtlama getirdiği için dijital obez değilim. Sosyal medyada sayfayı sürekli yenileyip herkesin güldüğü videoları ben de kaçırmayayım diyorsanız siz de bir dijital obezsiniz. Çünkü bilgi ve içeriğe doymak bilmiyorsunuz. Oyun videoları falan izliyorum. Günün yarısından çoğunu onu harcıyorum. Ya uygulamadan çıkıp aynı anda tekrardan uygulamaya girdiğimde oluyor yani. El alışkanlığı. İletişim uzmanı Ayşen Yalman yeni obezite hastalığının çaresi de diyet diyor. Dijital platformlara yüklenen içerikleri zamana yayarak izlemek, seyretmek ya da tüketmek en doğrusu. Bildirim kısımlarında ben çoğu bildirimi engellemiş durumdayım. Çünkü her an bir şeylerden haberdar olmak istemiyorum. Bir şey paylaştığında yakın arkadaşım beğenmedi. Ne olacak? Olsun, beğenmesin. Ben de onun fotoğrafını beğenmem. Arama motorlarına kendi ismini yazıp taratanlar, paylaştığı içeriklerin etkileşimlerini sürekli kontrol edenler de var. Bunun da adı ego surf. Demek ki var bende. Eğer istediğim kişi beğendiyse tamam, onun gerisine bakmıyorum. Zaten uygulama var. Hikaye izleyenleri, gizli izleyenleri hepsini görüyorum.